Aşk ve Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit. Bugün sizlerle yeni bir çizim yapacağız. Yeni bir eğitim videosu hazırlayacağız. Bugünkü konumuzun adı şurada yazdığı gibi iki noktalı perspektifte mekan nasıl çizilir? Bunu göreceğiz. İki noktalı perspektif nedir diye soranlarınız için şuraya kartlar bölümüne iki noktalı perspektif eğitim videomuzu koyuyorum. Ve diğer eğitim videolarımızı da koyuyorum. İsterseniz oradan tüm eğitim videolarımıza ulaşabilirsiniz. İki noktalı perspektif hakkında daha önce teorik ve çizimli anlatım videosu hazırlamıştım. Onu izledikten sonra bunu da izlerseniz mekan nasıl yapılır, nasıl şekillendirilir daha rahat anlarsınız. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, başlayabiliriz şimdi. İki noktalı perspektifte ve tek noktalı perspektifte, yani kısacası perspektifte ufuk çizgisi diye bir çizgi kullanıyorduk. Yine aynı şekilde söylüyorum, iki noktalı perspektif videosunu izlerseniz bu konuyu daha rahat anlarsınız. Şimdi öncelikle ufuk çizgimi belirliyorum. Evet, ufuk çizgimi belirledikten sonra kaçış noktalarımı belirleyeceğim. Şöyle kamera kadrajına sığacak şekilde belirleyelim. Evet, bunu belirledikten sonra başlıyorum mekanımı çizmeye. Şimdi benim çizeceğim mekanı ben kendi atölyemi çizeceğim. Ama bunu bakmadan yapmak zorundayım. Çünkü atölyede şu an çalışmalar var. Öğrenciler çalışıyor. O yüzden bakmadan çizeceğim. Daha sonrasında videonun herhangi bir kısmına onu yerleştireceğim. Aradaki farkı kıyaslayabilmeniz için. Evet, başlıyorum şimdi. Şöyle bir duvarım var atölyemde. Mekanımı çizerken önce dik bir çizgimi de atıyorum. Dik çizgimi attım. Sonra kaçış noktalarına gönderiyorum. Perspektif kuralı olan. Bunu attıktan sonra diğer kaçış noktamdan öne doğru diğer duvarımı yapıyorum. Yani burada bir duvar oluşmuş oldu. Şimdi burada bir duvar oluşturuyorum. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İki noktalı perspektifte küp çizmeyi göstermiştim. Küp çizerken yine aynı şekilde çiziyorduk. Bu sefer sanki küpün içindeymişiz gibi çiziyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu mekanda biraz oynamak istiyorum. Ben dediğim gibi kendi atölyeme benzetmeye çalışacağım. Siz isterseniz kendi evinizden bir yerden bakarak da çizebilirsiniz. Şimdi benim şöyle bir kapım var. Şuraya bir kapıyı koyalım. Burası biraz alçak tavanlı. O yüzden kapım şöyle çok yukarıda. Bunu da kaçış noktalarına gönderiyorum. Şöyle bir kapı. Şimdi bu kapının bir kalınlığı var doğal olarak. Onu yapmam gerekiyor. Kaçış noktama göndererek yapıyorum bunu. Şimdi bunu belirledim. Şurada şöyle bir çıkıntı, giriş ya da ne deniyorsa öyle bir şey var. Onu sınırını belirleyip geriye gönderiyorum. Yine aynı şekilde üst kısmını da gönderiyorum perspektife. Ve bunun bir kalınlığı var. Şu kalınlıkta. Hemen hemen. Göz kararı yaptığım için bu kalınlıklar biraz farklı olabilir. Şimdi birazcık kameramı kaldırmak istiyorum. Şuraya bak. Böyle daha iyi oldu. Kamerayı çok aşağı ayarlamışım. Evet, devam ediyorum. Şimdi bu kirişimi yaptım, kapımı yaptım. Kapımın oradan içte bir mekan daha gözüküyor. Şöyle o mekan çizgisini de atalım. Burada tavan görmüyorum. Çünkü sadece şu kısım alçak tavanla, diğer kısımlar değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu duvarın arkasında devam eden bir mekan daha var. Aynı bu çizgide devam ediyor. Bunu çekiyorum. Ve şuraya kadar falan gidiyor. Bunu da yaptıktan sonra yüksekliğini belirliyorum. Biz bunu biraz daha yaklaştıralım, daha anlaşılır olsun. Hatta şu kadar yaklaştıralım. Şöyle yaptım. Şunları sileyim, kafamız karışmasın. Sonra şurada duvar, yani köşemi belirlemiş oldum. Köşeyi belirledikten sonra yine buradan bu tarafa gönderiyorum. Yani şu duvarı
bu yüzeyleri yaratabilmek için burada. Diğer yüzeyleri yaratabilmek için bu kaçış noktasından çizgi almak zorundayım. Evet, şimdi bu yönde bir yüzey yapacağım için buradan çizgimi alıyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Dedim ya, burası daha alçak tabanlı diye. Şuraya kadar alçak taban var. Şununla birlikte. Buradan sonra taban yükselmeye başlıyor. Yani şu kadar yükseltebiliriz. Onu unuttum. Onu da ekleyelim. Şimdi daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle yaparsak, şunları da silersek kafanız karışmayacaktır. Şimdi bunu da belirledikten sonra şurada şöyle bir ufacık girintim var. Birazcık abartarak yapayım onu ben. Şöyle şuraya kadar çıktı neredeyse. Bunun alt kısmını görebilmem için diğer kaçış noktasına göndererek hafifçe boyayalım, daraltalım diyeyim. Şöyle bir şey var. Ve şurada bir kapım var. Bu kapı gözükmesini istediğim için üzerine ben perde koydum. Aynı şekilde buraya perde koyarız. Şöyle yapalım. Burada perde olacak. Şimdi burada da atölyenin giriş kapısı var. Bu kapıyı şu kapıya göre ayarlamak istiyorum. Yüksekliği aynı olsun diye. Şöyle. Şöyle bir kapı var. Evet. Burada kapı var. Şurada da pencere var. Yine şu noktaya göndererek pencerenin yüksekliğini belirliyorum. Atölyemin şekli hemen hemen böyle. Yani bir açıdan baktığımda. Şimdi kabaca mekanımız çıktı gördüğünüz gibi. Bunu netlememiz gerekiyor. Ben 3B kalem kullanıyorum netlemek için. Önceliğinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hamur silgiyle şöyle birazcık yumuşatabiliriz yaptığımız her şeyi. Gördüğünüz gibi birazcık silikleşti. Netlemek istediğim yerlere netleme çizgilerimi atıyorum. Burası dediğim gibi yüksek tavanlı, alçak tavanlı yerim. Bu tarafım yüksek tavanlı. Şu perdemi de çizeyim artık. Şöyle şöyle yaparsak perde olduğu anlaşılır. Evet, böyle bir mekan. Şimdi şu kapıyı netleyelim. Bu kapının bir şekli var. Dış kapı olduğu için şöyle çelik kapı. Şöyle bir şey. Ve şuradaki pencerem var. Penceremi de bekleyelim. Ben buraya da perde koydum. Bayağı yüksek olduğu için tavana buradaki perdeler daha yüksek. Şurada da var. Şöyle bir mekan. Şimdi burayı netleyelim. Netlerken aynı şekilde koyudan açığa doğru çizgi atmam gerekiyor. Şu kalınlıkları netliyoruz. Şurada kapımın bir kalınlığı var, çerçevesi. Onu netliyorum.
kapım açık olsun. Şöyle yapalım. Ama kapıyı açarsak mekanı göremeyiz. O yüzden şöyle yapalım. Şurada. İçerideki mekanı görelim. Zemin çizgisini attım. Şimdi benim iki noktalık mekanda size tavsiyem her zaman evimizin herkesin evinde görürsünüz. Şöyle süpürgelikler olur. Şuraya ikinci bir çizgi atarsanız süpürgelik olarak mekanınız daha da güzel olur. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi mekanım ortaya çıktı zaten. Ekstra ne yapılabilir? Zemin çizgileri atılabilir. Yine perspektife giden. Şöyle atmıştık. Böyle. Yine doğru geldikçe genişleyen zemin çizgileri atıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da atıyorum. Çünkü benim atölyemin yerleri fayans. Böyle kare fayanslar var. Şuraya atmayı unuttuk. Böyle devam ediyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi mekan çıktı. Şu fazlalıkları silelim. Kafa karıştırmasın. Araştırma çizgilerini. Normalde çizerken bu kadar bastırmıyorum. Sizi daha rahat anlayın diye bastırmam gerekiyor. Siz daha az bastırırsanız araştırma çizgilerini daha güzel çizimleri ortaya çıkartırsınız. Şimdi birkaç tane de objem var. Mesela şurada şöyle bir üniversite zamanında yapmış olduğum bir kalkan var. Onu şöyle araştırma çizgisiyle kabaca belirleyeyim. Şurada bir aynam var. Daha sonra şuraya asmış olduğum çizimlerim var. Onları koyalım. Şu anda görmediğim için nasıl astığımı hatırlamıyorum. Tamamen doğaçlama koyacağım bunları. Şurada bir tane vardı sanki. Birkaç parça küçük küçük, büyük, irili ufaklı. Şöyle bir düzen yapmıştım. Şurası daha farklı da olabilir. Tam böyle şey değildi. Yani 2, 4, 5 tane değildi. Daha fazla vardı. Şurada bir kalkan var dediğim gibi. Şöyle elimle ördüğüm. Bayağı uğraşmıştım. Duvarlarda çizimlerim var. Onları yapmıyorum. Böyle arkadaşlar. İki noktalı perspektifte mekan bu şekilde çiziliyor. Siz de istediğiniz mekanı iki noktaya göndererek çizebilirsiniz. Bu birazcık daha pratik yaparak geliştirilebilecek bir durum. Ben şu anda hayalimden çizdim. Çünkü bakarak çizebilecek bir alanım yoktu. Dediğim gibi fotoğrafı ya en son ya da videonun müsait bir kısmında belli bir noktaya koyacağım. Ki daha rahat anlayın hangi mekanı çizdiğimi. Mekanla çizimin arasındaki farkı da görmüş olun. Daha iyi mukayese edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şu dört köşeye büyük ihtimalle diğer videolarımızı koyacağım. Bunlara tıkladığınız zaman diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ve şu ortaya da abone ol butonu koyacağım. Lütfen buraya basarak abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.